Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yükseköğretim Kurulu'nun en son yayınladığı istatistiklere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık %10'una tekabül eden bir nüfusla 8 milyona yaklaşan üniversite öğrencisi bugün eğitim öğretim görüyor. Ne var ki eğitim öğretimin geldiği aşamada üniversiteler öğrenciler için birer ölüm, sefalet, yıkım mekanlarına dönüşmüş durumda. Zira üniversiteliler yaşam alanları olan kampüslerde ve yurtlarda güvende değiller. Görüyoruz, her geçen gün intiharlar ve ihmaller sonucu üniversiteli genç kardeşlerimiz göz göre göre yaşamdan koparılıyorlar. Gençler artan ekonomik eşitsizliklerden dolayı yoksullaşmış durumdalar. İktidarın çocukları eğitimlerini yurt dışında alırken, sefaat içinde yaşarken ve geleceklerine dair herhangi bir kaygı duymazken, bu halkın evlatları gelecek kaygısı ile zor bela geldikleri üniversitelerde ne yazık ki bugün yaşam mücadelesi veriyorlar. Önergemizi ifade ettik. Ardı ardına Eskişehir'de, Çanakkale'de, Bartın'da, Ankara'da üniversiteli genç kardeşlerimizin intihar haberlerini aldık ne yazık ki. İşte Aydın'da yaşanan asansör faciası gençlerin nasıl ölümle burun buruna bırakıldıklarının, söz konusu genç ölümlerinin göz göre göre gelen katliamlar olduğunun çok açık bir göstergesidir değerli milletvekilleri. Öğrenciler defalarca yurt yönetimine ve CİMER'e başvurmalarına rağmen asansörün tamir edilememesi Zeren Ertaş kardeşimizin ölümüyle sonuçlandı. Ülkenin farklı yerlerinden farklı yerlerindeki KHK yurtlarında benzer sorunlar bugün söz konusu. Öğrenciler barınamıyorlar, beslenemiyorlar, geçinemiyorlar. Bırakın en temel ihtiyaçlarına erişmeyi, yaşam hakları bile ellerinden alınıyor. Günlerdir üniversiteli gençler ülkenin dört bir yanında yaşamak için sokaktalar, eylemdeler, isyandalar ve verdiğiniz yorgan bize kefen oldu diyorlar. Biz ölmeye değil okumaya geldik diyorlar. İşte bu yüzden sokaktalar, işte bu yüzden eylemdeler, işte bu yüzden isyandalar değerli milletvekilleri. Buradan yaşamak için direnen üniversiteli genç kardeşlerimize selam olsun. Geçtiğimiz günlerde Özgürlükçü Gençlik Dernekleri bu bir yaşam çağrısıdır. Biz sesimizi ölerek duyurmak istemiyoruz diyerek bir çağrıda bulundu ve dedi ki üniversiteli gençler asansörü bozuk, yangın merdiveni kilitli, şantiye alanına dönüştürülen, güvenli olmayan yemekhanelerinden zehir akan tek bir yurt, tek bir üniversite, tek bir yemekhane kalmayana kadar biz rahat uyumayacağız ve rahat uyutmayacağız diyorlar. Biz de bu haklı, meşru ve onurlu mücadelenin, bu çağrının yanındayız. Son olarak bu vesileyle bütçe görüşmelerinin başladığı bu günlerde özellikle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Zenginlere milyarlarca TL vergi affı getirmek yerine saraya, savaşa, patronlara, mafyalara, çetelere, tarikatlara, cemaatlere para akıtmak yerine gelin gençleri yaşatmak için bütçeyi insanca, onurlu bir yaşama ayırın. Gelin bütçeyi eğitime ayırın. Gelin bütçeyi gençlerin geleceklerine ve yarınlarımıza ayırın. Teşekkürler. Sayın Koca, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizin geleceği olarak hep anlattığınız, söylediğiniz seçim meydanlarında, mitinglerde oylarını almak için vaatte bulunurken sıralara geçtiğiniz gençler maalesef zor durumda. Bence gençlerden çok gençlerin sorunları konuşulurken cep telefonlarıyla oynamayı tercih eden milletvekilleri zor durumda. Niye? Çünkü dinleyecek yüz de yok. Değerli milletvekilleri, bakın gençler için artık gelecek kaygısı, kişisel gelişim, motivasyon, kitap, sinema, tiyatro, müze, bunlar artık lüks. Gençler için artık
torpil, kayırma, mülakat en çok düşünülecek şeyler. Güvenlik, barınma ve beslenme sorunuyla karşı karşıyalar. Değerli milletvekilleri, barınma ve beslenme ilkel komünel toplumların en büyük sorunlarından biriydi. İlkel komünel toplumların en büyük sorunu olan bu iki meseleyi 2023'ün Türkiye'sinde üniversitelerin gündemine getirmeyi, üniversitelerin gündeminden çıkartmamayı sizler başardınız. 1250 TL olan burs, KYK burs ve kredi miktarını 2000 TL yapmakla övünüyorsunuz. Dün grup toplantısından sonra Cumhurbaşkanı söyledi gitti. Ne olmuş? 1250 TL 2000 lira olmuş. Değerli milletvekilleri, haberiniz var mı? Öğrenci ev maliyetleri %228 artmış. Öğle yemeği ücretleri %93 artmış. O öğle yemeklerinden, akşam yemeklerinden saç çıkıyordu, böcek çıkıyordu. Şimdi artık fayans artıkları çıkmaya başladı. 15 günde 4 öğrenci intihar etti. Son 2 günde 148 öğrenci zehirlendi. Allah aşkınıza şu tweetleri görmüyor musunuz? Bakın, burası İstanbul Fatma Refet Ang'ın KYK yurdu. Böcekli yemeğin fotoğrafını çekip göndermişler, böcekli yemeğin. Bunu görmüyor musunuz? Buna kimse müdahale etmeyecek mi? Burası Cevizli Bağ KYK kız yurdu. Öğrencilerin üstüne dolap düşmüş. Bunlara kimse bakmıyor mu? Burası Vezneciler Kız KYK yurdu. Tavan çökmüş. Bununla kimse... Bu söylediğimiz meselenin muhatabı 3,5 milyon üniversiteli gençtir. Ancak şunu da ifade edeyim. Sizin yönetim anlayışınızla bizim yönetim anlayışımız arasında şu fark vardır. Ev kiralarının 15 bin lirayı bulduğu İstanbul'da, örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtları kahvaltı ve akşam yemeği dahil 1300 TL'dir. Yanlış duymadınız, 1300 TL. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Bizim yönetim anlayışımızda daha önce sizde milletvekilliği yapmış ve burs almış bir zat vardı biliyorsunuz. 155 bin dolar burs almıştı ki bugünün parasıyla 4 milyon 340 bin eder. Bunun önü kesilmiştir. Bizim yönetim anlayışımızda İBB'den 34 kişiye verilen 61 milyon liralık burs kesilmiştir. Bizim yönetim anlayışımızda hakkaniyet vardır diyor. Sizin uygulamalarınızı öğrencilerimizin... Değerli milletvekilleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun iş tüzüğünün 19. maddesine göre vermiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir.